Herkese merhaba. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ayda iki tane böyle tıraş videosu çekiyorum. Bu ayın ilk videosu, yani Haziran ayının ilk tıraş videosu ise Wilkinson Sword, uzun da bir isim var, buraya bakmak zorundayım, Quattro Titanium Sensitive isimli tıraş makinesi. Bunu siz söylemiştiniz. Benim biliyorsunuz böyle uzun bir listem var. Onu da şimdi ekranda çıkartırım. Sizden gelen yorumlara göre ben o listeyi güncelliyorum ve aldıkça böyle çeşitli ürünlerde alıyorum. Bunu geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. 3 tane ürünü almıştım tam kapanmadan önce. Bu da onlardan bir tanesiydi. Şimdi bununla tıraş olacağım. Bu adından da anlaşılacağı üzere sensitive, yani hassas ciltler için tasarlanmış bir ürün. Wilkinson'ın ben daha önce ürünlerini inceledim. Fena değil ama çok da ucuz değiller bunu. Kaç para aldım hatırlamıyorum ama. Şimdi bir görüntü koyarım burada. Onu da görürsünüz. Çok ucuz bir ürün değil. Birazcık hani Wilkinson'ın ürüne birazcık fiyatları bir parça yüksek gibi, onu söyleyeyim. Bu 4 bıçaklı bir ürün. Zaten şurada yazıyor. Şöyle göstermiş olayım. 4 bıçak olduğu yazıyor burada. Bir de şu uç kısmını da şimdi açıp göstereceğim. Favorileri düzeltmek için bir bıçak daha varmış. Yani aslında 5 bıçaklı bir ürün. Yalnız bunu nasıl açacağım bilmiyorum. Bayağı bir böyle zor görünüyor açması da. Şurada şeyi varmış. Kolaymış. Şurada. Hemen parmağım girdi. Bir şey de soruyorum. Gerçi parmağın giriyor olması kolay açılacağına geliyor mu? Evet, geliyor. Şöyle. Şöyle açtık. En azından içindeki parçaya ulaşıyor muyuz? Evet, biraz zorlandık ama ulaştık. Şimdi şunu kenara kaldıralım. Şöyle bir ürün. Yalnız kaliteli ha. Sap metal. Ağır da bir sapı var. Onu söyleyeyim. Şu plastik şeyi de çıkartalım. Ürünümüz bu. Görüyorsunuz. Şöyle yapayım. 4 bıçak. Burada. Bir tane de şurada. Fusion'a benziyor biraz ama Fusion'da 5 bıçak vardı arkadaşlar. Bunda 4 bıçak var. Kafa oynamıyor. Ama şöyle bir mekanizma var. Şöyle bastığımız zaman çıkıyor. Bunları da böyle değiştirebiliyorsunuz. Zaten bu bıçaklar yedek olarak da satılıyor. Ben baktığımda yedekleri de vardı. Yedekleri tabii biraz daha ucuz. Ama bu sapı biraz pahalı. Şu kısmında şöyle göstereyim. Şu kısmında bir beyaz bir plastik, biraz kauçuk malzeme var. Bir de burada var. Yani elde kayması falan şey yapıyor. Bir de dengesi çok iyi yalnız. Hoşuma gitti yani. Çok hafif değil. Çok ağır da değil. Şuradaki mekanizmayla hani kartuşunu değiştirebiliyoruz. Güzel. Yani genel olarak güzel. Bunun hangi köpük ve sabunu kullanacağım ya da sabun ve fırçayı? Şu ucuz benim 3 lira 5 lira aldığım ürün. Bunu kullanacağım. Bu bir de Arco'nun klasik sabununu kullanacağım. Bunları tercih etmek istedim. İngiliz malını şeylerle kullanayım. Wilkinson malum İngiliz malı. İngiliz malını nerede kullanacağız? Türk ürünleriyle beraber kullanacağız. Şimdi yüzümü ıslatayım. Sabunumu köpürteyim. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım. Şimdi yüzümü yıkadım. Sabunumuzu da köpürtmeye başladık. Suyumuzu da kapatalım. İsraf olmasın. Sabunu hep anlatıyorum. Bir daha söyleyeyim. Sabunu böyle krem şanti kıvamına gelene kadar yaklaşık 30 saniye, 1 dakika falan böyle karıştırıyorsunuz. O yüzden yani üzerinde böyle küçük küçük şeyler oluşuyor. Köpükler. Daha doğrusu hava kabarcıkları. O hava kabarcıkları gidene kadar ve bir krem şanti, bir krem kıvamını alana kadar yapıyorsunuz. Bunun yöntemi bu. Çok da uzun sürmüyor zaten. Bakın şöyle. 30 saniye. 1 dakika maksimum. Bunu böyle bol sıcak suyla böyle güzelce ıslata ıslata yaparsanız daha da fazla hızlı ve daha çabuk ve daha köpük basmış olursunuz. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle köpüğümüzü de yedirelim. Biraz sakallar uzadı bu arada. Bayram girdi araya. Ramazan bayramında çekiyorum bu videoyu. Evden de çıkamadık malum. Bunlar kapanma sürecinde çektiğim videolardan bir tanesi bu. 17 gün olacak 2 gün sonra. Evdeyiz yani. Bir bakkal çakkalı falan saymazsak. Hep evdeydik arkadaşlar. Biraz önden çekiyorum videoları ki sonra da sıkışmayayım diye. Çünkü ürün tedariği de kolay olmuyor. Sipariş veriyorum. Geç geliyor filan fişmekten. O yüzden ben önden bir sürü sipariş verdim. Hatta bir ürün daha var. Permatikin Platinum modeli. Onu da Haziran ayının kısmetse ikinci videosu olacak. Onun müjdesini vereyim. Çok yorum yapıyorsunuz bu videolara, biliyorum. Hepsini de okuyorum.
Hepsini değerlendiriyorum. Daha fazla gelsin diyenler de var aramızda. Hani iki tane değil de üç tane çek, beş tane çek. Yani şimdi şöyle, bu videolar izleniyor evet ama mesela teknoloji benim işim malum. Belki bilmeyenler vardır, bilenler için de söyleyeyim. Ben bunları izlendiği için, çok da yorum attığınız için açıkçası biraz şey yapıyorum. Ama teknoloji videoları kadar çok izlenmiyor. Bir de biliyorsunuz ben teknoloji okuyor yapıyorum daha çok teknoloji videolarımı. Bu kanalda biraz böyle kendi kişisel kanalımda eğleneyim, kafama göre iş yapayım diye biraz yapıyorum. Onun da altını çizmiş olayım. Şimdi birazdan tıraşa başlıyorum. Evet, bismillah deyip tıraşımıza başlıyoruz arkadaşlar. Sensitif. Önce bir ıslatalım. Wilkinson'un, bir daha bakayım buradan. Vallahi ismi çok uzun. Wilkinson Sword Quattro Titanium Sensitive. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane isim var maşallah. Böyle Lord ismi gibi. Ya da böyle Meksikalılar isimleri olur ya onlar gibi. Wilkinson Sword'un Quattro Titanium Sensitive isimli biraz daha hassas, muhtemelen hassas ciltler için olacak olan bir ürünü. Şuradan başlıyoruz. Şöyle ekrana bakarak yapıyoruz. Ben söylüyorum her zaman, bir daha söyleyeyim. Soğuk suyla yapıyorum bu tıraşları. Neden? Soğuk suda makinenin gücünü daha iyi görüyoruz. Sıcak suda zaten 3 aşağı 5 yukarı hepsi iyi iş çıkartır, iyi iş görür. Evet, sensitif olduğu için böyle hemen çatır çutur almıyor. Onu hissettim şu anda. Ama şey de değil, hani hiç almıyor da değil bu arada. Bana çok soruluyor arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ne soruluyor? Şu soruluyor. Hani hassas bir cildim var, ne kullanayım? Sensitive olan ürünleri tercih edebilirsiniz, onu söyleyeyim. Çünkü mesela benim cildim öyle çok hassas değil. Öyle pek hani benim böyle ben kızarıklık vesaire olmuyor ama bazı erkeklerin ciltleri hassas olabiliyor ve en ufak bir tıraşta bile böyle hemen tahriş olup kızarabiliyor. O yüzden de markalar genelde işte böyle bu tarz ciltleri olan erkekler için sensitive modellerini çıkartıyor. Sensitive o demek zaten hassas anlamına gelebiliyorsun Türkçe'de. Hassas oluyor. Onlar tabii birazcık kesmesi en azından normal bıçaklara göre biraz daha köreltilmiş. Köreltilmiş demeyelim de daha az kesiyor. Tabii siz normal bir cildiniz varsa ve hassas değilse cildiniz normal bir kesimde normal bir makine yerine böyle bir makine kullandığınızda yahu bu kesmiyor diye olabilirsiniz. O yüzden bunları tercih edeceksiniz. Cildinizin hassas olduğu için tercih edin. Yoksa kesmiyor abi bu yorumlarıyla muhatap olabilirsiniz. Mesela bak şu anda burada çok güzel almıyor. Neden? Çünkü almaması da lazım. Çünkü bunlar üretilirken şöyle düşünülüyor. Bu arkadaşımızın yüzü hassas. Biz bunu böyle çok hızlı bir şekilde tıraş etmeyelim. Düşüncesi üretiliyor. Siz de tercih ederken ona göre tercih ederseniz daha iyi olur. Yani şöyle demeyin sakın, aa bu kesmiyor ya falan değil arkadaşlar. Bilerek yapılmış bir şey. Daha az kesecek şekilde ayarlanmış. Çünkü normal bir cilde olan için bu kesmiyor tabiri cilde hassas olan demek için çok ciddi bir işte yanıklık, kızarıklık, bir yanma hissi oluşturuyor. Bu arada bana destek olmak isteyen arkadaşlar oluyor bazen. Söylüyorum böyle tıraş videolarımda da var. Diğer videolarımda da yapmaya çalışıyorum. Trendyol'da bir iş ortaklığım var benim. Şöyle bir iş ortaklığı bu arada. Bu ürünü ben kendi parasını verip aldım. Öyle bir yani ürün yollama falan gibi bir iş ortaklığı değil. Benim linkler paylaşıyorum. Yani açıklama kısmında var zaten onu görürsünüz şimdi. Bana öyle şurada yazısını da çıkartırım. O linklerden alışveriş yaptığınız zaman bana da birazcık faydası oluyor. Bugüne kadar çok oldu mu? Çok olmadı. Açık söyleyeyim. 50 lira 100 lira bile gelmedi. Ama olsun. Madem bana destek olmak istiyorsunuz. Oradan alışveriş yaparsanız ki bu ürün de var. Onu da koydum. Bana da faydası oluyor. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Ne diyeyim. Bu arada bayağı doldu ya şeyleri.
bıçakların arası sakalların mı doldu? Belki de bu kadar uzun yapmamak lazımdı. Bir hafta 10 gündür ben tıraş olmadım arkadaşlar. Bir hafta 10 günlük bir sakalım var. Şuraları hiç almıyor çünkü. Söylediğim gibi bu sensitif olduğu için almamak üzere tasarlanmış bir ürün. Biraz daha böyle hani yavaş yavaş alıyor, daha doğrusu almamak demeyeyim. Evet, şimdi güzelce temizledim bir daha. Evet, şimdi daha iyi alıyor. Ama gördüğünüz gibi bayağı bir almadı yani. Söylediğim gibi bu ürün hassas ciltler için arkadaşlar. Normal ciltli arkadaşlar bu ürünü alıp kullanırsa benim gibi olur. Ben normal ciltli birisiyim. Hassas değilim. Beni kolay kolay almıyor gibi hissedersiniz. Çünkü sebebi bu. Evet. Tıraş videoları güzel gidiyor. Bilmiyorum, beğeniyor musunuz? Yorumlarda yazıyorsunuz. Çok sık da yazıyorsunuz. Hatta geçen bir radyo programına katılmıştım Bloomberg HT'de. Orada da sordunuz. İkinizden biri sordu herhalde. Tıraş videoları falan gibisinden. Onların, dediğim gibi ben bunları, teknoloji uzmanıyım ben daha çok. Bunlar biraz eğlence olsun. Sizden de çok yorum geliyor. Yani izlenme rakamları bir teknoloji videoları kadar yüksek değil. Evet, ama yok, deli yorum geliyor. Normal bir teknoloji videosuna 10 tane yorum geliyorsa tıraş videosuna 20 tane geliyor, 30 tane geliyor. Hepinize teşekkür ediyorum yorumlar için. Onlar benim için önemli ya. Şimdi şuraları keselim. Hem de sohbetimize devam edelim. Buralar hep kaldı mesela. Çünkü söylediğim gibi sensitif. Birkaç tane daha ben böyle sensitif ürün incelemiştim. Jiletim vardı, iki ürünü. Onu da videonun içinde uygun yerlere koyarım. Makyajın sensitif var. Bu kadar az kesmiyorum. Açık söyleyeyim, o daha iyi kesiyordu. Bayağı bir tıkanıyor yalnız bu dört bıçak ya. Onu söyleyeyim, o tarafını beğenmedim. Wilkinson, buna bir el at ya. Çok mu dar aralıkları bilmiyorum ama bayağı bir tıkanıyor. Son darbeyi indirdik. Yani bayağı bir tıkanmış. Şurada bir kez daha bir geçeyim. Son kalan parçaları da toparlayayım. Şimdi bayağı temizledim, evet. Fena olmadı. Ama işte dediğim gibi yani bu şeylerden dolayı sensitif olduğu için normal bir bıçak gibi çatır çutur almıyor. Bu da normal bir cildiniz varsa biraz garip bir his sağlıyor size. Mesela şuralarda filan. Bayağı bir kalmış. Hatta şöyle aynamı da kapatayım ki aynadan bakayım. Evet, buraları da böyle bayağı bir kalmış. Her tarafım kıl tüy olmuş bu arada. Şu favori şeyini de bir kullanayım. Bakalım nasıl alıyor. Evet, şöyle. Aa, güzelmiş. Favorisi kesiyor bayağı. Tam şu kısımda. Şurada. Bayağı kesti. Şimdi bir yüzümü yıkayım. Şu kıllardan bir arınayım. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım. Evet, tıraş bitti. Güzelce bir tıraş oldum. Hissiyatı şöyle. Bir kere düzgün kesmiyor, söyleyeyim. Tamam, sensitif bir ürün bu. Yani Wilkinson'ın, Sword'un Quattro Titanium Sensitive ürünü çok güzel, eyvallah.
Özellikle hassas ciltler için tasarlanmış ama kesmiyor. Özellikle benim gibi normal cildim olsa kesmiyor. Hassas ciltli olanlar için de kesmeyecektir. O yüzden hani bu birazcık sıkıntılı bir ürün olmuş bence, ben söyleyeyim. Tabii ki hani hassas ciltler için tasarlandığı için kesmemesi normal gibi düşünülebilir. Ama kesmeyeceğim derken de hiç kesmiyor. Bayağı bir uğraştım yani, öyle söyleyeyim. Siz de gördünüz zaten videoda. O bakımdan hassas ciltli olanlar alıp deneyebilir. Bir puanlama sistemim var. Şuraya çıkartıyorum şimdi. O puanlama sisteminde bu ürüne de bir puan verdim. Şuraları çok doluyor ve düzgün kesmiyor arkadaşlar. O yüzden hani alınır mı? Valla fiyatı da yüksek açık söylemek gerekirse. Ama hassas ciltliyseniz belki alıp bir denenebilir. Belki ben hani normal ciltli olduğum için o hissiyatı yaşamamış olabilirim ama puan da şurada görüyorsunuz. Çok iyi bir puan vermedim. O yüzden hani hem pahalı olması hem de çok da kötü kesiyor olması benden olumsuz puan almış oldu. O bakımdan hani eğer bu ürünü alacaksanız yani iki kere düşünmenizi öneririm. Çok iyi bir ürün değil. Yani bu hassas olanlar birazcık böyle zaten benim gördüğüm kadarıyla. Yani kesmeyeyim derken birazcık fazla kesmeme tarafına kaçıyor olabilirler. Orada da ayar yapmak zor anladığım kadarıyla. Yani hem kessin ama işte hassas cildime de zarar vermesin. İkisi beraber pek olmuyor anladığım kadarıyla. Olmamış yani bu ürün. Bir kısım canım benim. Hatta bir takipçim, abonem demişti bana hani bu güzel değil, 5 para etmez falan diye. Ben 5 para etmez demiyorum ama hani bu kadar para verip de alınır mı? Ben olsam almazdım. Yani hassas cildim olsa da almazdım. Çünkü yani bayağı uğraştım yani şu an ekranda gördüğünüz bu şeye ulaşabilmek için bayağı kestim. Tersten aldım, düzden aldım, şu oldu, bu oldu. Anca bu hale geldi. Çok uğraştırıyor, öyle söyleyeyim. Bu videoda hemen şu anda elimde görmüş olduğunuz Wilkinson Sword'un Quattro Titanium Sensitive ürünü inceledim. Titanium bıçakları var 4 tane. Bir de şurada favori düzeltme bıçağı var. 5 bıçaklı bir ürün. Çok fazla doluyor yalnız bu araları ve kesimin de çok iyi olmadığını söyleyeyim. Hassas cildiniz bile olsa bence farklı modellere baksanız sanki biraz daha iyi olur gibi düşünmüyor değilim. Bu ürün ya da benzer ürünlerle ilgili önerileriniz, görüşleriniz, yorumlarınız varsa aşağıda yorumlar kısmında bana iletirsiniz. Çok sevinirim. Hepsini okurum. Hepsini değerlendiririm. Tıraş olmamı istediğiniz ürünleri de yazın. Fırsat buldukça ayda 2 tane inceliyorum. Fırsat buldukça onları da inceleyeceğim. Bunu da zaten yine sizden birisi söylemişti. Not almıştım ve aldım, test ettim. Parasını ödeyip kendim aldım bu arada. Onu da söyleyelim. Ama açıklama kısmında bir kez daha söylüyorum. Tıraş olurken de söyledim. Açıklama kısmında link bırakıyorum. Oradan bu ürünü almak istemeyebilirsiniz. Farklı tıraş bıçaklarını da görürsünüz. Trendyol'da bir işbirliği yapıyorum. Oradan yaptığınız alışverişlerde bana da bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Bunun da altını özellikle çizmiş olayım. Bana farklı şekillerde destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilir, bildirimler açabilirsiniz, videolarımı paylaşabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Hepsi benim için kabuldür. İlla alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Durumunuz yoktur ya da ihtiyacınız yoktur. İlla alışveriş yapın demiyorum ama mesela abone olarak ona destek olabilirsiniz. Bu destekler de benim için önemli. Çoğu zaman izlediğiniz bir videoyu o kanala abone olmuyoruz ama beğeniyorsak abone olalım. Bu abone sayısının yüksekliği özellikle marka tarafında çok işe yarıyor. Hani bunları söylüyorsunuz. 3000 abonem var, 5000 abonem var. Benim 8000'e yaklaştı şu anda. Ki muhtemelen 8000'e geçecektir bu videoyu yaptığımda. 7980 civarındaydı ben kaydı yaptığım sırada. Ama yayınlandığında muhtemelen 8000'i geçer diye tahmin ediyorum. 10.000 olsun, 15.000 olsun. Biz de ona göre daha rahat hareket ederiz. En azından sizin bu destekleriniz bana da güç veriyor. Yorumlarınızı esirgemeyin. Olumlu ya da olumsuz yazın. Hani olumsuz yazmaktan da çekinmeyin. Beğenmiyorsanız da söyleyin. Beğenmek zorunda değilsiniz bu arada. Ama yorum yazarken eleştiri sınırlarını aşmadan ve hani yapıcı yorum yapmaya çalışın. Ben genelde bunu tercih ediyorum. Yani kendim yaptığım yorumlarda da öyle yapmaya çalışıyorum. Bana da yapıcı yapılmasını istiyorum. Yani bu olmamış diyor mesela. Yani nesi olmamış mesela? Yani onu söyleyin yani. Bunu sen bilmiyorsun. Tamam, bilirini söyle o zaman filan. Hani böyle boş yorum değil, dolu yorum yapın. Eleştirebilirsiniz de. İlla övün de demiyorum yani. Aman ben herkes beni övsün falan modunda da değilim. Ama rahat olun. Eleştirin de, beğenmediğinizi de söyleyin. Ben hepsini okuyorum, değerlendiriyorum. Tabii hepsini uygulayacak gibi durumum, imkanım olmayabiliyor. Şunu da alıyorsunuz, bunu da alıyorsunuz. Bazı şeyler pahalı. Bütçemin üstüne çıkan ürünler de olabiliyor. Ama elimden geldiğince almaya çalışıyorum. Ve bu ürünün tamamını ben kendi paramla alıyorum bu arada. Hani herhangi bir yerden bir sponsorluk vesaire yok. Bütün tıraş malzemelerimi kendi paramla kendisini satın alarak internetten şuradan buradan alıyorum. Onun da altını çizmiş olayım. Aksi bir durum olduğu zaman zaten belirtiyorum. Hani
bu marka gönderdi, şu oldu, bu oldu gibisinden. Bu ürünün tamamı şu bugüne kadar kendim aldım. Evet, uzattım biraz. Çenem düştü bu videoda. Kusura bakmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.